Harvey Floss'tan herkese selamlar, ben Eren İmdat. Herkesin merakla beklediği telefonlardan bir tanesi veya telefon serilerinden bir tanesi... Poco X6 serisi çok çok yakın bir zamanda artık tanıtılacak. Yaklaşık olarak çok kısa bir süremiz var. Yaklaşık olarak dediğim gibi 8 günlük 9 günlük bir süremiz kaldı. Çünkü 11 Ocak'ta Hindistan'da tanıtılacak. Bildiğiniz gibi Hindistan'da Poco'nun yuvası olarak adlandırılan şehirlerden bir tanesi. Bu yüzden de Hindistan'da ilk lansmanı yapılacak. Poco X6 serisi aslında nereden bize çağrıştırıyor? Redmi serisinden biraz çağrıştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Redmi K70 serisi tanıtılmıştı. Redmi K70E, K70 ve K70 Pro olarak 3 farklı telefon vardı. Poco X6 serisine geldiğimizde burada rol çalan modellerden bir tanesi Redmi K70E modeli olacak. Onu da Poco X6 Pro olarak göreceğiz. Tabii ki Poco X6 da bununla beraber çıkışını yapacak. İki telefonda 5G ile beraber geleceğini de söylemekte fayda var. Hadi nereden başlayalım? Poco X6'nın özelliklerinden başlayalım. Sızan birçok özellik bulunuyor iki telefon içinde. Poco x 6ın ekranına baktığımızda 6. .6 67 inçlik bir ekranımız olacak. 120 Hz'le beraber gelecek ve AMOLED ekran yerine artık OLED bir panel kullanacakmış buradaki. X6 serimiz. Bildiğiniz gibi daha öncesinde Poco X5 Pro'da Flow AMOLED kullanıyordu. Flow AMOLED ne diye soranlar varsa şuraya bırakacağım. Karttan bakabilir. Oradaki ekran özelliklerini sizlere anlatmıştım. Ekran tarafından sonra işlemci tarafına geldiğimizde ise Snapdragon 7S Gen 2 ile beraber gelecek burada. Yeni bir işlemci. Aslında 7S Gen 2 dediğimiz işlemci de Poco F5'te gördüğümüz işlemciydi. Gerçekten güzel ve performanslı bir işlemciydi. Bunun ana modele gelmiş olması da bazı modelinde ne kadar güçlü güçlü olacağını bizlere gösterebiliyor. LPDDR5 RAM'lerle beraber UFS 3.1 burada desteklenecek. Yani aslında UFS 4.0 olsaydı daha iyiydi. Tabii ki de maliyetleri biraz daha aşağı çekebilmek adına UFS 3.1 kullanılmış durumda. Kamera tarafına geldiğimizde ise 64 megapiksellik OIS destekleyen bir ana kamerası olacak. 8 megapiksellik bir geniş açı kamerası, 2 megapiksellik bir makro kamerası, ön tarafta ise 16 de bir kamera olması beklenenler arasında. Batarya tarafına geldiğimizde ise 5120 mAh bir batarya 67 watt turbo şarjı ile beraber hızlı bir şekilde şarj olacaktır diye düşünüyoruz. Fiyat tarafında ise 200 dolarlık veya 200 euroluk bir fiyat etiketi olması beklenenler arasında tabii ki globale açıldığı zaman Hindistan'da çok daha düşük bir fiyatla satışa çıkacaktır diye düşünüyorum ben. İşletim sistemi tarafında Android 13 ile beraber çıkması planlanıyor ve tabii ki MIUI tarafı artık bırakılacak mı yoksa HyperOS'e geçiş yapılacak mı henüz belli değil ama sonuç olarak Poco F5'e geldiğinde düşünürsek burada güncellemenin buradaki yeni cihazlarında Hyper OS e beraber çıkması hiçten bile değil diyebilirim sizlere. Gelelim şimdi Poco X6 Pro'ya aslında en önem arz eden modellerden bir tanesiydi. Herkes Poco serisini çok seviyor. Özellikle X3 Pro ile beraber çok büyük bir atılım yapmışlardı ve herkesçe sevilmişti. Ülkemizde de birçok kişi satın almıştı. Çünkü Snapdragon 860 işlemcisiyle beraber gerçekten çok performanslı bir telefondu ve uygun fiyatlı performans sunan bir telefondu. Sonrasında ise X4 Pro'da biraz afallamış olsalar da X5 Pro'ya gelince biraz daha fiyat Yat performansı ve güçlü işlemcisi yani Snapdragon 778G ile beraber orta üst seviyede güzel bir telefon olmuştu. Şimdiki bu telefonsa yani Poco X6 Pro da çok güzel bir telefon olacak gibi duruyor. Ekran tarafına baktığımızda 6.67 inçlik bir ekranımız olacak. 1.5K'lık bu ekran yine OLED panelle beraber gelecek. 12 biti destekleyecek buradaki ekran. Gerçekten güzel bir ekran olacak. Yani 68 milyar rengi bizlere gösterebilecek. 120 Hz'miz yine var burada. 1920 Hz'lik bir PWM karartması da olacak. Bu da gerçekten gerçekten çok iyi en azından gözlerimizi korumak adına 1800 maksimum parlaklık seviyesine çıkabilecek ve Corning Gorilla Glass 5 ile beraber bu ekran korunacak. Çerçeveler kısmına baktığımızda gerçekten ince bir ekran çerçevesi olacak gibi duruyor. Zaten bu telefon tamamıyla olmasa da genel itibariyle %90 oranında Redmi K70e'nin aynısı olacak arkadaşlar. İşlemci tarafına geldiğimizde Snapdragon 778G'nin üzerine koyulmuş bir şekilde yani baya bir koyulmuş şekilde Mediatek Diamond 8300 Ultra işlemcisinden gücünü alacak. Peki 8300 Ultra işlemcisi neler sunuyor? Şöyle söyleyeyim sizlere. Xiaomi 13T'de bildiğiniz gibi gibi 8200 ultra işlemcisi vardı. Şimdi ise 8300 ultra ile beraber çok da performanslı bir işlemci olacağını biliyoruz. Zaten Dimensity 8000 serisi bayağı baya güçlü bir işlemci. Buradaki bu telefonla bu işlemcinin konulmasıyla beraber de yine çok performanslı olacaktır. Ben Poco X3 Pro'daki performansı yaşatacağını düşünüyorum. Yani oradaki fiyat performans dengesindeki gibi bir telefon olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de güçlü bir işlemci bizle beraber olacak. Grafik tarafına baktığımızda ise Mali G615 MC6 GPU'su da içerisinde bulunacak. Yani oyunlarda 90 FPS burada çok rahat bir şekilde alabileceksiniz. PUBG'de olsun veya diğer oyunlarda 90 FPS modu aktif olacaktır diye sizlere ekleyebilirim. LPDDR5 çiplerlerle beraber bu sefer UFS 4.0'a yükselmiş oluyoruz. Yani gerçekten hem RAM tarafında hem de depolama tarafında hızlı bir telefon olacağını da sizlere ekleyeyim. Android 14 ile beraber çıkışını yapacak ve sonrasında kamera tarafına geldiğimizde 64 megapiksellik OV 64B sensörü kullanacak. Bu sensörü birçok fazla telefonda görmüştük. X5 Pro'ya geri döndüğümüzde 108 megapiksellik bir sensör vardı veya kamera vardı. Şimdi ise 64 megapikselle beraber biraz daha sıkıştırılmış fotoğraflar elde edeceğiz gibi duruyor. Tabii ki de o destekleyecek. 8 megapiksellik bir geniş açı kamerası 2 megapiksellikte bir makro kamerası burada yer alacak gibi duruyor. Ön tarafa geldiğimizde ise 16 megapiksellik bir ön kamera burada yer alacak. Batarya tarafına geldiğimizde 5500 miliamperlik bir batarya ile beraber 90 W'lık hızlı şarjı destekleyecek. 5000 mAh batarya sınırını aşmış olmalıysa burada gerçekten iyi bir derece. Ve ek olarak da Dimas 8300 Ultra ile 5500 mAh batarya buluşunca çok iyi bir pil ömrü ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum ben. 90 Watt'la beraber de kısa süre içerisinde şarj olacaktır. Wi-Fi 6'yı destekliyor. Bluetooth 5.4 ile beraber geliyor. NFC'si bulunacak ama kasa tarafına baktığımızda yani tasarım tarafında biraz daha tabii uygun fiyatlı olsun diye amiral gemisi telefonlar gibi değil ama burada plastik kasayla beraber gelecek. Bence kaliteli bir materyalde olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki parmak izi sensörümüz de ekran altında burada yerleştirilecek. Çift stereo hoparlörümüz de burada yer alacak gibi duruyor. X yönlü titreşim motoru ile beraber oyunları oynadığınızdaki eğer 4 boyutlu modu açarsanız da güzel bir efekt ortaya çıkacaktır. Ve bununla beraber de yine kızıl ötesi sensör de bu telefonda yer alacak gibi duruyor. 3.5 mm'lik kulaklık girişi olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama bence olursa efsane olur. Özellikle bu kadar telefon özelliklerinden sonra onu eksik etmezler diye düşünüyorum. Tasarım tarafına biraz daha bakarsak 8.05 mm bir kalınlığı olacak telefonun ve ağırlık tarafında ise 198 gramla 200 gramlık psikolojik sınırın altında kalacak gibi de duruyor aslında. Telefonun genel itibariyle özellikleri de bu şekildeydi. Dediğim gibi Redmi K70e ile neredeyse birebir özellikler barındırıyor. Özellikle işlem tarafında, batarya tarafında, hız tarafında, ekran tarafında çok çok benzerler. O yüzden ülkemizde böyle bir telefonun gelmesi ve biraz da fiyat tarafında avantajlı bir şekilde gelmiş olması da en güzel noktalarından bir tanesi olabilir. Peki Fiyat tarafında neler var aslında onları da sizlere söyleyeyim. Şimdi burada baktığımızda Çin tarafına bakalım. İlk önce 23.894 rupiye satın alınabilecek gibi duruyor ve depolamasına göre de değişecektir bu RAM ve depolama tarafına göre. 12 256'lık sürümü bulunacak, 8'e 256'lık da bulunacak gibi duruyor en azından. Ben onu gördüm ama ülkemize hangi model gelir? Bence 12 256'lık sürümle beraber gelir diye düşünüyorum. Dolar tarafına baktığımızda 282 dolar, Euro tarafına baktığımızda ise 256 euroya tekabül eden bir fiyat bulunacak gibi duruyor. Peki ülkemize gelse ne kadar fiyatla gelir onu da sizlere söyleyeyim. Yani burada bildiğiniz gibi vergi oranlarının üzerine çarpı 2 olarak koyuyoruz. 256 euroluk bir fiyatı çarpı 2 yaparsak hadi ben onu 300'e tamamlayayım. 300 çarpı e 2 yaptığımızda 600 euroluk bir fiyat etiketi ortaya çıkıyor. Ülkemizde de 30'u aşan bir döviz kuru olduğunu düşünürsek de 6 çarpı 3 yaparsak da burada 18 bin liraya tekabül ediyor gibi duruyor. Yani bunu yuvarlarsak biraz da 20 bin liraya kadar da bu telefon çıkabilir gibi duruyor. Varyasyonuna göre tabii ki. Ama sonuç olarak baktığımızda Dimens 8300 Ultra işlemcisiyle beraber güzel bir ekran, güzel bir ses sistemi ve özellikle batarya tarafıyla dikkat çeken bir telefon olacağını düşünüyorum ve 20 bin liranın altına kaldığında düşünürsek de bence çok çok iyi bir telefon ortaya çıkacakmış gibi de duruyor. Sizlerin de çokça beklediğini biliyorum Poco tarafındaki bu X6 serisinin. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu özellikler hakkında ve özellikle Poco X6 Pro 5G model için neler düşünüyorsunuz çok çok merak ediyorum. Zaten kutuları vesaire de ortaya çıktı. Telefon kendi görselleri de ortaya çıktı. Sizler de zaten onları da paylaştık. Sizler de bu telefonlar hakkında görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sonrasında çan işaretine basmayı unutmayın ki videoyu yüklediğiniz aldığından itibaren de ilk bildirimleri sizler alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.